أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون أيمانهم أما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن تورى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أي kıymetli ve muhterem efendiler. Mü'minun suresinin bu okumuş olduğumuz ayetleriyle dersimiz başlamıştır. Mü'minun suresi
Mekke-i Mükerreme'de inzal edilmiştir. 118 ayeti kerimeyi içinde toplamaktadır. Besmele ile başlayan surelerimizdendir. Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Gadi eflehal müminun buyurdu Cenab-ı Hak. Müminler kurtuluşa ermişlerdir. O müminler kimler bakın? Bu müminlerin özellikleri, vasıflarını anlatıyor Cenab-ı Hak. Ne diyor? Ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Onlar namaz kılarlar, hiç namazlarını bırakmazlar. Bir de huşu içinde Allahu Teala'ya derin saygı, sevgi, korku içinde kılarlar. Onlar beyhude işe, boş lafa bakmazlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُولِدُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Müslüman, mümin Müslüman, boş işlerle uğraşmaz. Onlar beyhude işe, boş lafa bakmazlar. Ne yaparlar? Onlar zekat vermek için çalışırlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ buyurdu Cenab-ı Hak. Onlar namuslarını, ırzlarını korurlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجُهِمْ حَافِظُونَ buyuruyor. Ancak eşlerine ve sahip oldukları cariyelerine karşı başka, çünkü bunlardan dolayı kınanmazlar. Kim de bunun ötesini ararsa, işte onlar artık haddi aşanlardır. Onlar emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. İşte mümin isen bu sıfatlar sende olacak. Onlar namazlarını muhafaza ederler. Ey Müslüman, namazını zayi etme. Doğru namaz kıl. Hiçbir vakit namazını terk etme. Ama dosdoğru namaz kıl. Onun namazın tadili erkanına, farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, müstehaplarına dikkat ederek, riayet ederek namaz kıl. İşte gerçek müminler böyledirler. İşte onlar o mirasçılardır. Kim o mirasçılar? İşte bu müminler ki bu vasıfları taşıyan müminler. Ülaike hümül varisun buyurdu Cenab-ı Hak. Mirasçıdırlar, mirasçılardır bunlar. Firdevs'e varis olacak, orada ebedi kalacaklardır. اَلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسْ cennetine bunlar mirasçı olacaklardır. İşte Firdevs'e varis olacak, orada ebedi kalacaklardır. Hüm fîhâ hâlidûn buyurdu Cenab-ı Hak. Bakın şimdi de insanoğlunun yaratılışı üzerinde Cenab-ı Hak neler bildiriyor. İnsanı hangi evre ve devrelerden geçirerek nasıl yarattığını anlatıyor. Ey insanoğlu, seni yaratan Yüce Allah'tır. Dikkat et, ona kul ol, başkasına değil. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسفنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم السبع طرائق وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ Andolsun ki biz insanı çamurdan süzülüp çıkartılan bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir kan pıhtısı haline yarattık. Derken o pıhtıyı bir et parçası olarak yarattık. Derken o et parçasını bir takım kemikler halinde yarattık. Derken o kemiklere de bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla inşa ettik. İşte bak, yaratanların en güzeli olan Yüce Allah ne şanlıdır. O yüce feyyazdır, tebareke ve teâlâdır. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ buyurdu. Sonra siz bunun arkasından muhakkak öleceksiniz ey insanoğlu. Bu şekil yaratıldın, ömrün kadar yaşadın, ondan sonra muhakkak öleceksiniz. Sonra siz kıyamet günü muhakkak diriltileceksiniz. Doğrusu biz sizin üstünüzde 7 yol yarattık ve biz yaratmaktan habersiz değiliz. Ve enzelnâ mine's
السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون gökten bir ölçü içerisinde bir su indirip onu yeryüzünde durdurduk. Şu yeryüzündeki suların, okyanusların, denizlerin, ırmakların, pınarların, çeşmelerin durumuna bir bakın. Oysa biz onu gidermeye de şüphesiz kadiriz. Öyleyken durdurduk da onunla sizin için hurma ve üzüm bağları, bahçeleri sizin için yarattık. İçlerinde sizin için birçok yemişler var. Onlardan yiyip geçinirsiniz. Bir de Tur Sina'dan çıkan bir ağaç var ki, yağ ve yiyenlere bir katık olarak biter. Bu da Tur Sina'nın şahsında bütün dünyadaki zeytin ağaçları ve zeytin yağına.
Efendim Cenab-ı Hak işaret ediyor. Bunun şahsında diğer bütün ağaçlara ve bütün yağlara da, diğer bütün meyvelere de işaret ediyor. Sizin için hayvanlarda gerçekten bir ibret vardır. Alınacak dersler vardır. Hayvanlara bakıp da eğer bu dersi almazsanız gerçek bakış olmaz. Gerçek bakın, ders alın. Yerde gökte ne varsa hayvanlar da bunlardandır. Karınlarındakini size içiriyoruz. O hayvanlar süt hayvanlarına bir bakınız. Şırıl şırıl tertemiz size. Cenab-ı Hak ne diyor? Size içiriyoruz o sütlerden. Sizin için onlarda hem birçok menfaat vardır, hem de onlardan yersiniz. Kimisinin etini yiyorsunuz, kimisinin sırtına biniyorsunuz, kimisinin sütünden faydalanıyorsunuz. İşte birçok menfaatler elde ediyorsunuz. Hem onlara ve hem de gemiye yüklenir, taşınırsınız. Görüyor musunuz? Burada, karada, havada, denizdeki vasıtalara da işaret edilmiştir. Ey insanoğlu, bilinenden bilinmeyene terakki imkanlarını sana Cenab-ı Hak vermiştir. İşte ta bundan asırlar önce devri saadette inen ayeti kerimelerde şu anda vasıtalarınız var sizin. Bir de sizin bilmediğiniz vasıtaları yaratırız buyurdu. Ta o gün ezelde de takdiri vardı. Onun için havada, karada, denizdeki bütün vasıtalara şöyle bir bak. Şanlı Kur'an'ın seni istikbale, yükseklere nasıl terakki ettirdiğine bir bak. Yükseliş, ilerleme, en ileriye, en yükseğe çıkma hamlesi İslam'dadır, şanlı Kur'an'dadır. Gerçek ilim irfanın anası Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Bizden söylemesi. Cenab-ı Hak şanlı Kur'an'ı, nurlu İslam'ı en iyi şekilde bilen, içiyle dışıyla mümin ve Müslüman olan kullarından eylesin. Mümin olmanın vasıflarını da taşımayı nasip eylesin. İşte bu sure-i celile Müminun suresidir. Bir mümin Müslüman'da bulunması lazım gelen vasıfları sana Kur'an-ı Kerim'in bu surenin hemen başında anlatmaktadır. Ayrıca her ayeti kerimede, her sure-i celilede olduğu gibi